Ben ara sıra satranç oynardım. Özellikle dijital ortamda, internet üzerinde. Ve Baver'de çoğu kez oyunumu izlerdi. Telefondan uzaklaştırmak için özellikle bir satranç takımı aldım ona. Ve ertesi gün geldiğimde taşların yerini düzgün izlediğini ben fark ettim. Baver'i mutfağa gönderdim. Ben özellikle vezirle şahın yerini değiştirdim ve tekrar Baver'i çağırdım. Oynamaya başlayalım dediğimde Baver vezirle şahın yerini düzelterek oynamak istediğini dile getirdi. Ve bu zaten benim için bir dönüm noktası oldu. Baver'le antrenmanlara başlarken önce küçük oyunlarla basit bir şekilde biz başladık. Fakat şu an usta oyuncuların oyunlarını ekseriyet analiz ediyoruz. Bu konuda da bayağı yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta artık Antalya'ya gidiyoruz. Burada hep birlikte çok güzel çalışmalar yaptık. Hafta sonları turnuvalarımıza katıldık, değil mi? Artık turnuvaya gittiğimizde, Antalya'ya gittiğimizde Mardin'imizi en iyi şekilde ne yapmamız gerekiyor? Temsil etmemiz gerekiyor. Tabii bizimle beraber başka arkadaşlarımız da gelecek. Ama orada aynen bizim gibi turnuvaya çok iyi hazırlanmış arkadaşlarımız olacak. Biz burada anlattık. Turnuvaya gidince neler yapacağımızı anlattık. Oraya gidince artık Baver ve arkadaşları Antalya'da düzenlenecek büyük turnuva öncesi son taktikleri alıyorlar. Evet, şimdi biz gitmeden önce tekrar şöyle bir önerdiğimizi böyle bir ne yapalım, böyle bir hatırlayalım, değil mi? Evet, biz demiştik ki biz oraya giderken bir açılışlarımız vardı. Biz bir neyi bu turnuvada başarılı olmak, milli sporcu olmak anlamını taşıyor. Bu Baver'in Mardin dışında ilk turnuvası olacak. Dragon açılışı vardı, evet. Şimdi biz önce bir iten açılışına bakalım, evet. İten açılışında önce biz ne yapıyorduk? Şöyle bir merkezlerimizi alıyorduk. Beyaz. 2011 yılından beri Türkiye Satranç Federasyonu'na bağlı Mardin il temsilcisi olarak görev yapıyorum. Mardin'de 10 binden fazla lisanslı satranç sporcumuz var. Mardin'de satranç sporuna dikkat çekmek için tüm ilçelerde ve Mardin merkezde turnuva organizasyonları yapıyoruz. Bu sporcularımız ilk defa Mardin dışında bir turnuvaya katılacaklar. Biz Antalya'daki turnuvada başarılı olmaları için elimizden geleni yapacağız. Onlarla beraberiz. Biz Mardin'de büyük bir satranç ailesiyiz. Antrenörlerimiz, hakemlerimiz, sporcularımız, sporcu velilerimiz. Bu sisteme katkı sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Büyük başarılarla döneceğimizden eminiz. Bizim için en heyecanlı olan Mardin Küçükler İl Birinciliği. İlk defa turnuvaya katılacak olan Baver bizi çok heyecanlandırdı. Ve ilk heyecanımızı orada yaşadık ve orada birincilik aldı. Baver küçük yaşına rağmen yaşadığı bölgede yapılan turnuvalarda başarılı sonuçlar aldı. Birçok madalya kazanan Baver, Mardin'de tanınan bir sporcu oldu. Aleykümselam Fahrettin abi, hoş gelmişsiniz. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah Baver'le iyi gidiyoruz. Evet, iyi gidiyoruz. Bu sene inşallah Antalya. Bizi Antalya'da tanısıyla edeceksiniz. Antalya'ya gideceğiz, bakalım. Evet.
Fahrettin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Antalya'ya gidiyorsunuz herhalde. Doğrudur. Yarışmaya gidecek. Evet. Satranç yarışmasına kazandık. Evet, çocuklarımız satranca gidecek. Allah muvaffak etsin. Bizim Mardin'i bizi temsil ediyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Bakalım. Yolunuz dualarınızı bekliyoruz. Allah muvaffak etsin. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Yolunuz açık olsun. Mardin Müzesi Müdürü Nihat Bey, moral vermek amacıyla Baver ve arkadaşlarını müzeye davet ediyor. Evet, Fahrettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Nihat Bey. Baver sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. İyi. Müzeye geldin, Mardin Müzesi'ndesin. Şimdi müzeler biliyorsun toplumların hafıza merkezidir. Ve biz bu hafızayı günümüze taşıyabilmek için müzeleri gezmeliyiz. Sen de Antalya'daki, Türkiye'deki satranç turnuvasına gidiyorsun. Mardin'i temsil edeceksin. Onun için de hafızanı bir güçlendirmek için müzeyi gezelim. Bakalım dedelerimiz neler yapmış, neler bırakmışlar, nenelerimiz bizlere. Onları öğrenelim, hafızamızı güçlendirelim. Ve güçlü bir şekilde bizi orada temsil et, olur mu? Evet. Müzeyi gezmeye gidelim mi şimdi? Evet. Hadi bakalım. Evet çocuklar, müzemizin yaşam salonundayız. Telkari, burada gümüş işleme ile ilgili Mardin'in sanatlarından birisi. Teli bükerek yaptıkları gümüş sanatı, bu gümüşün işleme sanatı. Bu gördükleriniz gümüş madeninden. Evet çocuklar, burası müzemizin eğitim salonu. Eğitim salonumuzda burada paranın hikayesini öğreneceğiz beraber. Bir atalarımız nasıl para basmış? Parayı kim darp etmiş biliyor muyuz? Kim para icat etmiş bilen var mı? Duydunuz mu? Parayı Lidyalılar icat etmişler. Manisa taraflarında yaşamış bunlar. Onlar parayı alışverişi kolaylaştırmak için icat etmişler. Parayı icat ederken şöyle bir pul kullanmışlar. Bakıyor musun elimizdeki pula? Bu pulu ateşte ısıtmışlar. Sonra diğer kişi de çekiçle şöyle ısıttıktan sonra kalıbın arasına yerleştirmiş. Sonra çekici eline almış, sonra böyle tek bir tane vuruş yapmış ve bir tane para icat etmiş. Bir Artuklu parası bastık. Sizinle de basalım mı? Ve sonunda mini kartlar için büyük heyecan başlıyor. ...2500'ü aşkın sporcunun katıldığı şampiyonada Baver'in yarışacağı küçükler kategorisinde 1893 sporcu var. Nihayet ilk maçlar başlıyor. Büyük heyecan var. Aileler dışarıda maçları takip edebiliyor. Satranç Federasyonu'nun en önemli faaliyetleri olan Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası için Antalya'dayız. En önemli faaliyetleri diyorum çünkü 7'den 77'ye satranç oynayan herkesi burada buluşturuyoruz. Her zaman olduğu gibi hep söylüyoruz, rekorusunu rekor kırıyoruz ve bu yılda 2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası 2663 sporcuyla şu an devam ediyor.
Turnuva başlıyor. İlk günümüz. Heyecanlıyız, çok heyecanlıyız. Umarım bu heyecan Bavar'da olmaz. Güzel bir performans bekliyoruz ondan. İnşallah bizi yanıltmaz. Hep beraber bir sayacağız. Maçın sonunda Bavar kazandığını göstermek için elini kaldırıyor. Hakem tahtayı inceleyecek. Bavar kazanıyor ve ailesinin yanına gidiyor. Geçtiğimiz yıl yaptığımız çok güzel bir proje vardı. Gören Eller Projesi. Türkiye'deki tüm görme engelliler okullarına satranç sınıfları açtık. Ana sponsorumuz ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle. Bir başka projeden bahsedecek olursak, suça sürüklenmiş çocukların bulundukları cezaevlerine yine satranç sınıfları açtık. Burada antrenörler yetiştirdik ve buradaki çocuklarımız da satranç oynuyorlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla 2013 yılında yaptığımız çok güzel bir proje var. Sevgi evleri satranç sınıfları. Türkiye'deki tüm sevgi evlerine, çocuk evlerine satranç sınıfları açtık. Geçtiğimiz yıl yine Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde şehit çocuklarımızı satrançla tanıştırdık ve oradan da gelen satranç oynayan çocuklarımız var bugün burada. Maçlar devam ediyor ve heyecan artıyor. İyi gidiyor şu an. Yani merkez biraz sıkıntılı ama iyi gidiyor. Arhavi'den gelen Yusuf. 3 yıl önce tanıştık Yusuf'la. Yusuf prematüre olarak doğmuş ve bir takım engelleri olan yürüme güçlüğü çeken bir sporcumuzdu. Hala yürüme güçlüğü çekiyor ama satrancın verdiği bu şevkle, bu azimle, belki de buradaki heyecanla fizik tedavilerini, fiziksel tedavileri daha rahatlıkla yerine getiren ve buradaki arkadaşlarının da motivasyonuyla bu engelini biraz daha rahat aşabilen ve bugün de yürüyebilen bir çocuğumuz Yusuf Kaya. Yeni bir turnuvaya geldim. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bir arkadaş çevrem var. Arkadaşlıklar kazanacağım.
Baber bir maçını daha kazandı. Yenilgisiz bir şekilde turnuvanın ortasına geldik. Umarım bir sonraki maçlarımız da bir önceki maçlarımız gibi başarılı geçecek. Şu an heyecanın en doruk noktasındayız. Kritik 2-3 maçımız var. Bir defa bir şehir dışına çıkmışız. Antalya'da büyük yarışmacılarla oynuyor Baver. Çok stresliyiz, çok heyecanlıyız. Umarım Baver bu şeyin devamını getirmeyi diliyoruz. Dört yıldır bu turnuvalarda görev alıyorum. Ulusal, uluslararası kamplar, aynı zamanda turnuvalarda psikolog olarak çocuklara yardımcı olmaya çalışıyorum. Turnuvalarda daha çok kaygı yönetimi ve ailelerin tutumları hakkında bireysel görüşmeler yapıyoruz. Satrançta en önemli şey aslında keyif almak. En büyük önerim sonuca değil, aslında sürece odaklanmak ve çocukların eğlenmesini sağlamak. Aa, Yusuf Baver oradaymış. Aha. Sizi tanıştıralım. Tamam, olur. Baver çok minik ve yetenekli bir sporcumuz. Baver'cim Yusuf abi. Hadi bir tanışın, bir el sıkışın. Merhaba, tanıştığıma memnun oldum. Buralar klasik baba. Baber yenilgisiz devam ettiği şampiyonada final maçına çıkıyor. Bu maçı alırsa Ay Yıldızlı formayı giymeye hak kazanacak ve şampiyon olacak. Maç oldukça zorlu geçiyor. Müthiş geçen maçı Baver kazanmayı başarıyor.
olan sporcu Yüzyılından Abdullah Mete İlce Çınar. İkinci olan sporcu Bursa İlinden Can Şimşek Kulübü, Bursa Direniş Arkan Spor Kulübü ve 7 yaş genel şampiyonu Mardin İlinden Kulübü, Mardin Kale Gençlik ve Sporcular Taş Kulübü Derneği. Alkışlarımızla. Aferin. Baber 11'den 11 yaparak zor rakiplerini yendi ve kupamızı aldık. Baber aslında çok konuşkan bir çocuk değil. Fakat bütün var gücünü tahtada gösterebilen bir çocuk. Bu da Baber'i de biz de mutlu ediyor. Hiç yenilmeden şampiyon oldum. Artık milli bir sporcuyum ve çok mutluyum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Müzik